Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cumartesi günü olmuş olduğunuz denemede matematik sorularının videosunu çekiyor olacağız. İlk soruyla başlayalım. İlk sorumuz bir veri analiz sorusu. Metrekareye düşen yarış miktarı ile helen sayısını gösteren tütün grafiklerini vermiş. Birinci sorumuz şunu söylüyor. Yaz aylarında oluşan helen sayısı aylara göre veren daire grafiği şeklin hangisidir diye sormuş bizlere. Şimdi öncelikle yağış miktarlarına bakalım arkadaşlar. Haziran ayında 150 metrekare yağış olmuş. Temmuz ayında 45 metrekare, Ağustos ayında 165 metrekare. Yani toplamda 360 metrekare yağışımız olmuş. Helen sayısı Haziran ayında 20, Temmuz ayında 13, Ağustos ayında 39. Toplamda 72 tane helenimiz olmuş. Soruda bize helen grafiklerini soruyordu. Yani daire grafiğine çevirmemiz istediği helenlerinin durumuydu. Diyor ki Haziran ayında eğer 72 tane toplam helen sayısının 20 tanesi Haziran ayında olduysa 360'a kaçtır diyorum. 100 tanesi olacak. Yani 100 derece olacak. Temmuz ayında 72'de 13 ise 360'da kaçtır diyorum. Derecesi 65 olacak. Ağustos ayında 72'ye 39 diyorsam 360'da kaçtır diyeceğim. 195 diyeceğim. Buna göre şıklara da bakacak olursak eğer birinci sorumuzun cevabı B şık olacaktır. İkinci ve üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. İkinci soruda diyor ki yukarıdaki verilenlere göre yağış ve helen arasındaki ilişki hakkında yapılan yorumların hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A şıkkı demiş ki en az yağış Temmuz ayında gerçekleştiği için en çok helen Temmuz ayında görülmüştür diyor. Şimdi şöyle Temmuz ayında 40 metrekare yağış olmuş. 13 tane de helen olmuş. Yani Temmuz ayında sütun grafiğine bakacak olursam arkadaşlar yağış miktarı azken helen miktarı da az olmuş. Yani o yüzden A şıkkı direktman yanlış olacak. B şıkkına bakalım. B şıkkında 150 metrekareye yağış düşmüş. 20 tane helen olmuş. Ağustos ayında 165 metrekare yağış düşerken 39 tane yağış olmuş. B şıkkı bize ne diyor arkadaşlar burada? B şıkkı diyor ki bize metrekareye düşen yağış miktarı arttıkça helen sayısı da artış gösterir diyor. Evet bu bir doğru orantı var burada. C şıkkında Haziran ayındaki yağış miktarı Temmuz ayından fazla olduğu için Haziran ayında görülen helen sayısı Temmuz ayından da fazladır. Aynen öyle. Haziran'da 20 tane, Temmuz'da 13 tane helen vardı. Yağış miktarları da fazla olduğu için bu da bir doğru orantı oldu. Temmuz ayında ayında görülen yağış miktarı yaz aylarındaki toplam yağış miktarının 1 bölü 8'idir diye sormuş bize. Toplam yağış miktarımız ne kadardı arkadaşlar bizim? 360 metrekare yağışımız vardı. Temmuz ayında 45 metrekare yağış olmuştu. 45-360 oranlarsam 1 bölü 8 gelecektir. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı da A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru. Ağustos ayında metrekare düşen yağış miktarı Temmuz ayında metrekareye düşen yağış miktarından kaç metrekare fazladır diye soruyor arkadaşlar bize. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ağustos ayında kaç metre yağış olmuş? 165 metrekare yağışınız olmuş. Temmuz ayında 45 metrekare yağışınız olmuş. Yani aralarındaki farkı soruyor bize. 165'ten 45'i çıkarsanız 120 olacaktır. Üçüncü sorumuzun da cevabı C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz. Burada bize Pisagor'un tanımını yapmış. Biz zaten derslerde Pisagor'un tanımını görmüştük. Birinci öncülde mavi karede 16 tane mavi renkli birim kare işte 2'de 9 tane olduğunu söylemiş. Karelerin toplamı bir kenar uzunluğu 5 birim olan karenin alanını tam olarak kaplıyor diye bir ifade de belirtmiş. Yani aslında burada bizim bildiğimiz dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesinin toplamına eşit olacak. Şıklarda da diyor ki bize sorumuzda bir kenar uzunluğu aşağıda verilen dik üçgenlerin AC uzunluğuna eşit olan karelerden hangisinin alanı bir tam kare sayıya eşit değildir diye soruyor. Beşinci soru. Matematik öğretmeni olan Murat yeğenleriyle bir oyun oynamak istediğini ve oyunu kazananlarsa onlara havuza götüreceğini söylüyor ve kuralları açıklıyor. Şimdi birinci kuralı şunu söylüyor. Her ikinize de ikişer tane soru soracağım ve soruyu doğru bilen bulunduğu noktadan sorunun cevabı kadar ileri ritmik adım atacak. Yanlış bildiğinizde ise soruyu direğinize soracağım. Doğru bilirse yanlış bilen sorunun cevabı kadar geri adım atacak. İkiniz de yanlış bilirseniz yerlerinize sabit kalacaksınız diyor. Şimdi Günseli'nin ve Buse'nin soruları var. Günseli birinci soruyu doğru, ikinci soruyu yanlış yapıyor. Buse kendisine sorulan iki soruyu da doğru cevaplıyor. Fakat Günseli'nin yanlış cevapladığı soruyu Buse de yanlış cevaplıyor diyor. İkisi arasındaki mesafe hangisi doğrudur diye soruyor bize. Şimdi Günseli'nin birinci sorusu ne arkadaşlar? 4 üzeri 3'ün yarısını soruyor. Yani 4 üzeri 3'ün yarısını bulmak demek 2'ye bölmek demek. 4 2'nin karesi, 2'nin karesinin 3. kuvveti 2 üzeri 6 bölü 2'den. Tabanları aynısı üst ifadelerin bölümüdür. Bunu yukarı negatif olarak çıkartırsam 2 üzeri 5 yapar. Bunu doğru cevaplıyor Günseli. Günseli'nin ikinci sorusuna bakalım şimdi. İkinci sorusu neymiş? 12 çarpı 2 üzeri eksi 1 artı 3 üzeri eksi 1.
12 çarpı 2 üzeri eksi 1 takla atar 1 bölü 2. 3 üzeri eksi 1 takla atar 1 bölü 3. Burada bunun paydasını 3 ile genişletirsem, bunun paydasını da 2 ile genişletirsem arkadaşlar. 3 kere 1 3, 3, 2 kere 1 2. Topladım 5, 5 bölü 6. 60 bölü 6'dan 10 geldi. Gülsen'in 10 bulması gerekirken bunu yanlış cevaplamış. Gelelim Buse'nin sorularına. Buse'nin birinci sorusu 64 çarpı eksi 16'nın eksi ikinci kuvveti deyip 4 tane 2 üzeri eksi 6'nın toplamı. Şimdi kuvvetiniz çift kuvvet arkadaşlar. İçerideki sayı negatifse bu pozitife dönecek. 2 üzeri düzeltiyorum. 16 demek 2 üzeri eksi 4 demek. 2 üzeri 4 demek. 2 üzeri 4'ün eksi ikinci kuvvetini aldım. 2 üzeri eksi 8 yaptı. 2 üzeri eksi 8, 2 üzeri 6 topladım. 2 üzeri eksi 2. Aşağıda 4 tane 2 üzeri eksi 6 vardı. Onları da topladım. 2 üzeri eksi 4 yaptı. Yani burası da 2 üzeri 2 gelmiş oldu. Buse bunu doğru cevaplıyor. Buse'nin ikinci sorusu 2 üzeri 8'i 16'ya bölmemizi istemiş. Ya yani kaç katıdır diye sormuş. 2 üzeri 4. Buse bu ikisini de doğru cevaplıyor. Şimdi gelelim. Günsel'e birinci soruyu doğru cevapladığı için bulunduğu noktanın 2 üzeri 5 adım ilerleyecek. Yani 32 adım ilerlemiş olacak. Buse 2 üzeri 2 adım ilerleyecek. Birinci sorudan doğru cevapladığı için. İkinci soruyu doğru cevapladığı için 2 üzeri 4 adımda bu ilerleyecek. 20 adım olacak. Ama yanlış cevaplanan bir tane soru vardı. İkinci soru. İkisi de yanlış cevapladığı için herhangi bir adım ilerlemesi yapmayacaklar. Oldukları yerde kalacaklar. O zaman aralarındaki farka bakmam lazım. 32'den 20'yi çıkartırsam 12 olacak. Yani Günsel'i Buse'den 12 adım ileride olmuş olacak. O yüzden 5. sorumuzun cevabı da C şıkkı arkadaşlar. 6. soru. Aşağıda Songül öğretmenin sınıfına yaptığı etkinlik ile ilgili bilgiler verilmiş. X 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere sınıftaki öğrenci sıraların her birinin uzunluğu 2 cm'miş. Songül öğretmen her bir öğrencisine 8 cm uzunluğundaki kırmızı ve 9 cm uzunluğundaki mavi iplerden birer tane veriyor. Öğrenciler sıra uzunluğunun mavi ipin uzunluğunun tam katı, sıra uzunluğunun 1 cm fazlasının kırmızı ipin uzunluğunun tam katı olduğunu ölçerek buluyorlar. Buna göre sıranın uzunluğunu veren doğal sayının rakamları çarpımı kaçtır diye sormuş bize. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sıranızın uzunluğu 2 cm. 9 olan neydi? Maviydi. Mavinin tam katı olacak. Yani 9'un bir katı olacak sıranın uzunluğu. Ama kırmızıların da 1 santim fazlası. O zaman kırmızıların 1 santim eksiği bana bu uzunluğu vermiş olacak. Biz bu soruları çözerken şunu söylemiştik. Ya buradaki sayılar ya 0 olacaktı ya da bu sayıların katı olacaktı. Burada 0 var ama burada 0 yok. O zaman burasını 8'in katı yapmak zorundayım. Burada 8 olduğu için. Eksi 1 artı 9 eklersem burası artı 8 yapacak. 8'in katı. Buraya ekledim 9. Buna da sıkıntı olmadı. Eşitliğin değişmemesi için buraya da 9 eklemem lazım. Yani x artı 9 sayısı 18 ile 9'un ne olacak? Pardon arkadaşlar. 8 ile 9'un ekokları olmuş olacak. 8 ile 9 aralarında asalsa direktman ekoklarını bulmak için sayılara çarpmam yeterli. X artı 9 72 olacak. Çünkü 2 basamaklı bir sayı olduğunu söylemiş x'in bize. O zaman x ne olacak arkadaşlar? Buranın 63 olacak. Rakamları çarpımı 18 gelir. 6. sorumuzun cevabı da C şıkkı olacaktır. 7. sorumuz. Mimar Akın Bey dikdörtgen şeklindeki ev planını yukarıdaki gibi planlamıştır. Planı çizilen ev sahibin isteği üzerine tüm kullanım alanları dikdörtgen olacak şekilde çizilmiştir diyor. Odaların alanları şekilde verilmiş ve her odanın kenar uzunlukları birer tam sayıdır. Mutfağın uzunluğu kaç metredir diye soruyor arkadaşlar bize. Aslında bize sormuş olduğu uzaklık şurası bize burayı soruyor. Bakalım kaç metreymiş. Şimdi eğer dikdörtgenlerin kenar uzunlukları birer tam kare olacaksa, yani tam sayı olacaksa ona göre parçalamam lazım. Mesela burada 6 var, 30 var, 24 var ve 12 var. Bunların en büyük ortak bölenlerini bulsam 6 olacak. Yani şu ortak kenarların hepsi 6 metre gelmiş olacak arkadaşlar. Eğer burası 6 ise alanının 6 olabilmesi için buraya 1 kaldı. Burası 6, alanın 30 olması için buraya 5 kaldı. Buraya 4 kaldı ve buraya 12 kaldı. 7 ile 5'i 35'in de çarpanları mecbur 7 ile 5 olacak. Burası 5, burası da 7 olacak. Şimdi benim aradığım bu x uzunluğu. 7 ile x'in toplamı buradaki uzunluğa eşit olmuş olacak. 7 artı x 12'ye eşit. O zaman x ne gelecektir? 5 gelecektir. 7. sorumuzun cevabı da 5 şık olacaktır. 8. soru. Bir ölçekli harita sorusu bu. İşte ölçeği nasıl hesaplandığını söylüyor bize. Harita uzunluğunun gerçek uzunluğuna bölümü bize ölçeği veriyormuş. Buna göre diyor gerçek uzunluğu 75 kilometre olan iki şehir arasındaki mesafe verilen 1 bölü 3 milyon ölçekli haritadaki bir haritadaki uzunluğun kilometre cinsinden gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor bize.
Haritadaki uzunluk bölü gerçek uzunluk ölçüye veriyor demiştik. Biz zaten haritadaki uzunluğu arıyoruz arkadaşlar. Onu x dedik. Gerçek uzunluğu 75 kilometreymiş. Ölçekte 1 bölü 3 milyondu. Yani 3 çarpı 10 üzeri 6. Buradan 75 bölü 3 çarpı 10 üzeri 6 dersem 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapacaktır. Bu bilimsel gösterimde değil. Bilimsel gösterimde olması için A diye gösterdiğim sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu arkadaşlar. O halde buna virgül kaydırma yapacağım. 1 virgül sola kaydırırsam kaydırdığım kadar da kuvvetini 1 artırmam gerekecek. 2,5 çarpı 10 üzeri bunu artı 1 artırırsam eksi 1 olacaktır. Yani 8. sorumuzun cevabı da D şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. 9. sorusu bir işlem sorusu. 0, 1 karekök ama 1 devrediyor. İşte 1,96'nın karekökü eksi 0,81 kök çarpı 0 kök 36'ya soruyor bizi arkadaşlar. İşlem yaparak bulalım bunları da. Şimdi 0,1 devreden diyor. Devirli sayıları nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Devreden sayı bölü işte sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 diyorduk. O zaman bu direktman 1 bölü 9 olacak karekök içinde. 1,96 196 bölü 100 diye yazıyordum kendi karekök içinde. Aynı mantıkla 81 bölü 100 dedim. Parantez içinde 36 bölü 100 yaptım. 1 bölü 9 dışarı 1 bölü 3 diye çıkacak. 196 14'ün karesiydi. %10'un karesiydi. 14 bölü 10 diye çıktı. 81 bölü 100 9 bölü 100 diye çıkacak arkadaşlar. 9 bölü 10 diye çıkacak. Parantez içinde 6 bölü 10 diyeceğim. 1 bölü 3 14 bölü 10 ile 9 bölü 10 işlem yaparsam şu ikisinden 5 bölü 10 gelmiş olacak. Burada pay eşitleyerek düzenleme yaparsak daha doğrusu şunu sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 2 gelecek. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 çarpı 6 bölü 10 diyeceğim. Bunun paydasını 2 ile bunun paydasını 3 ile genişlettim ve topladığımda 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 10. 6'lar sadeleşti. 5 bölü 10 kaldı. Yani 1 bölü 2. 1 bölü 2 de 0,5'tir. 9. sorumuzun cevabı da değişik olacaktır. 10. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi bir gerçek sayı değildir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar gerçek sayılar dediğimiz yani reel sayılar dediğimiz içinde neleri barındırıyordu? İşte gerçek sayıların içinde olanlar biz bunları küme mantığıyla sizlere anlatmıştık. İrrasyonel sayılar veya işte rasyonel sayılar gerçek sayıların içinde olacaktı ya da tam sayılar, doğal sayılar. Bunların hepsi birer gerçek sayıydı. Bunların dışında kalanlar gerçek sayı olmayacak. O zaman şıklarımıza bir bakalım. Kök 81 dışarı 9 diye çıkacak. Bir tam sayı. Evet gerçek sayı. Kök 47 dışarı çıkamayacak. İrrasyonel sayı ama irrasyonel sayılar da bir gerçel sayı olduğu için eksi kök 47 de bir irrasyonel sayı olacak. Eksi 5'in karesi 25. 25 dışarı 5 diye çıkacak. Bir tam sayıdır. Eksi 2'nin küpü kök içinde eksi 8 yapacak. Bu bir tam sayı, irrasyonel sayı ya da bir rasyonel sayı değil arkadaşlar. Karekökü sayıların içinde biz söylerken sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olmalıydı ya da sıfır olmalıydı. Yani sıfırdan küçük olamayacaktır. Bu bizim bilmediğimiz bir karmaşık sayı mantığıyla geçecek. O yüzden 10. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen çarpma işlemi tablosunda A, B, C birer negatif sayıdır. Tabloda verilen bilgilere göre A çarpı B çarpı C işleminin sonucu nedir diye soruyor bize arkadaşlar. A ile A'yı çarptığınızda x buluyorsunuz. A ile B'yi çarptığınızda 18. A ile C'yi çarptığınızda da 6 buluyorsunuz. Aynı mantıkla B'yi B'ye çarptığınızda Y buluyorsunuz. B ile C'ye çarptığınızda 9 buluyorsunuz. Şimdi bunları yazarak bir bakalım. Tablodan da dediğimiz gibi A ile A'yı çarptığımızda x, A ile B'yi çarptığımızda 18, A ile C'yi çarptığımızda 6 gelecek. B ile C'yi çarptığımızda 9 gelecek. Diyorum ki bunların hepsini taraf tarafa çarpsam. Yani A çarpı B çarpı A çarpı C çarpı B çarpı C desem. A çarpı B 6 neye eşitti arkadaşlar? 18'e eşitti. A çarpı C 6'ya eşitti. B çarpı C de 9'a eşitti. A ile A'yı çarptım. A kare geldi. B ile B'yi çarptım. B'nin karesi geldi. C ile C'yi çarptım. C'nin karesi geldi. Burada çarparsam 972 gelecek. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 972 aslında 18'in karesi çarpı 3. Karekök içinde bu şekilde olacaktır. Bu sayının her biri birer negatif sayı. Yani karelerini aldığımdan dolayı pozitif bir sayı geldi. Mesela bu negatif, bu negatif, bu da negatif. Eksi ile eksiyi çarptığımda artı olacak. Ama eksi ile çarptığımda tekrar ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Negatif gelmesi gerekiyor. Kareleri olduğu için pozitif olmuştu. O halde bunu dışarı çıkartırken bu
18 kök 3 diye çıkacak. Ancak sayılar negatif olduğu için eksi kök 18 kök 3 de. Düzeltiyorum. Eksi 18 kök 3 demem lazım. O yüzden 10. sorumun cevabı da B şıkkı olmuş olacaktır. Soru 12. Asım yukarıda verilen cebir karelerden bir miktar kullanarak aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki modellemeyi yapıyor. Bu modellemenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi modellemeyi şöyle düşünün. Eğer pembenin alanı x ise bir kenar uzunluğu x, bir kenar uzunluğu 1 olacak. Sarının alanı 1 ise burası 1, burası 1 olacak. Mavinin alanı x kare ise burası x, burası x olacak. Yani elde ettiğim dikdörtgenin bir kenar uzunluğu x artı 1 olurken bir kenar uzunluğu ne olacak arkadaşlar? X artı 2 olacak. Dikdörtgenin alanını nasıl buluyorum? X artı 1 çarpı x artı 2 şeklinde buluyorum. Dağıtırsam x ile x çarparsam x kare. X ile 2'yi çarptım 2x. 1 ile x'i çarptım x. 1 ile 2'yi çarptım 2 gelecektir. X kare artı 3x artı 2. Yani bu sorumuzun cevabı da D şıkkı olacaktır. 13. sorumuz. Cebirsel ifadesinin en sade hali için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi öncelikle cebirsel ifademizi düzenleyelim. 3 çarpı 2x eksi 5 artı 5x çarpı eksi 2x artı 4 demiş. 3 ile 2x'i çarptım 6x. 3 ile eksi 5'i çarptım eksi 15. 5x eksi 2x'i çarptım eksi 10x kare artı 20x. Düzenlemesini yaparsak eksi 10x kare 6 burada 20 de burada 26x eksi 15 yapacak. Kaç terim var arkadaşlar? 1 terim, 2 terim ve 3 teriminiz var. O zaman 3 teriminiz var. Bir tane değişkeniniz var. X'e bağlı bir değişkeniniz var. Katsayılar toplamı x karenin katsayısı eksi 10, x'in katsayısı 26 ve de sabit terimimiz yani eksi 15 var. Toplarsam 1 gelecektir. Sabit terimim zaten eksi 15 olacaktır. Şıklardan da bakacak olursam terim sayım 3, değişken sayım 1, katsayılar toplamım 1, sabit terimim eksi 15 yani 13. sorumun cevabı da A şıkkı olacaktır. Soru 14. Yukarıda bir kenar uzunluğu 2 cm olan karenin sağ üst köşesinden alanı 9. Sol alt köşesinden bir kenar uzunluğu 8 ve orta bölgesinden bir kenar uzunluğu kök 27 olan kare kesilerek çıkarılıyor. Geriye kalan bölgenin alanı nedir diye soruyor. Tüm alandan çıkarılan karelerin alanlarını çıkartırsam geriye kalan alanı bulmuş olacağım. Kare olduğu için tüm alanı ne olacak arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu x ise x kare olacak. Bu tüm alan olacak. Sarı bölgenin alanı eğer bir kenar uzunluğu 8 ise 64 olacak. Pembe bölge yani ortadaki bölgenin alanı. Bir kenar uzunluğu kök 27 ise kök 27 ile kök 27 çarparsam 27 olacak. Zaten mavi bölgenin alanını vermiş bana 9 olacak. Yani x kareden şu toplamları çıkarmam lazım. X kare eksi 64 artı 29 artı 9 diyeceğim. Burayı topladığımda 100 yapacak. X kareden 100 çıkmış hali. Buradaki kare farkı var arkadaşlar. Bunu kare kökten çıkartırsam x diye çıkacak. Bunu kare kökten çıkartırsam 10 diye çıkacak. Yani bu x eksi 10 ile x artı 10'un neyidir? Çarpımıdır. O zaman 14. sorumuzun cevabı da A şıkkıdır. Soru 15. Herhangi bir sayının soldan sağa veya sağdan sola okunuşu aynı ise bu tip sayılara palindrom sayılıyor. İçerisinde rakamları toplamı 4 olan 3 basamaklı birbirinden farklı doğal sayıların yazılı olduğu özdeş kartlar bulunan bir torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen bu kartın üzerine yazan sayının palindrom sayı olma olasılığı yüze kaçtır diye sormuş bize. Şimdi burada yazılacak olan sayılara bakın arkadaşlar. Rakamları toplamı 4 olacak ve 3 basamaklı olacak. Mesela 1, 1, 2. Rakamları toplamı 4 mü? Evet 4. Bunu farklı şekillerde yazabilirim. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Buraya kadar rakamları 4. 4, 0, 0. Bunun da rakamları 4. Bundan da bir tane yazdım. 2, 2, 0 derim. Yine rakamları toplamı 4. 202 istediğini sağlar. 310 desem rakamları toplamı 4. 301 sağlar. 130 sağlar ve 103 sağlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda tüm durumum 10 tane. Benden palindrom olmasını istiyor. Yani soldan sağa ve sağdan sola okuduğumda aynı sayıyı verecek. Soldan okurken 121, sağdan okurken de 121. O zaman bu bir palindrom sayıdır. 202 her şekilde bir palindrom sayı. 2 tane var. 2 bölü 10. 10 ile genişletirsem 20 bölü 100. Yüzde kaçtır diye soruyor o zaman. %20 olacak. Bu sorumuzun cevabı da C şıkkı. 16. sorumuz. Matematik öğretmeni Selda öğrencilerine bir kenar uzunluğu x artı 1 bölü x uzunluğundaki kareler dağıtıyor ve aşağıdaki yönergeyi adım adım takip ederek sonuca ulaşmalarını istiyor. Önce karenin iki kenarından da 1 bölü 2 santim genişliğinde kesiyor. Daha sonrasında kalan şeklin yine birinci adımdaki gibi iki kenarından 1 bölü 2 santim şeklinde keserek bir kare elde etmesini istiyor. En çok
En son elde kalan karenin de alanı 25 santim olduğunu söylüyor. Buna göre başlangıçtaki karenin uzunluğu nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi son durumda elde ettiğim karenin bir kenar uzunluğu mecburen zaten soruda söylediği gibi x eksi 1 bölü x olacak. Yani bu bir kare olacak. Şimdi elinizde bir kareniz var. Ve bir kenar uzunluğunuz x eksi 1 bölü x. Bunun alanını bulmak demek, bunun karesini almak demek. Yani bunun 25 olması gerekiyor. Bunun karesini alırsam birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Yani x kare artı 1 bölü x kareyi ne bulmuş oluyorum arkadaşlar? Buradan 27 bulmuş oluyorum. Bana sorduğu ne? X artı 1 bölü x'i soruyor bana. Diyorum ki hani bu elimde varsa buradan da bunu elde etmeye çalışayım. Bu aradığım sonucu a dedim. Her iki tarafın da tam karesini aldım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı olduğu için artı dedim. Artı ikincinin karesi. X kare artı 1 bölü x kare artı 2 eşittir a kare geldi. Ben burayı zaten burada az önce 27 bulmuştum, bir yerine yazdım. A kare o zaman 29 oldu. A'yı istiyor benden. Kök 29. Yani cevabım nedir bu soru içinde? D şıkkı. 17. soru. Yarıçapı R olan bir dairenin alanı pi R karedir diye söylemiş. Göksel ve Umut aşağıdaki gibi bir dart oyunu oynayacaklarmış. Dikdörtgenin kısa kenarı 16, uzun kenarı 25. Çeyrek dairenin yarıçapı 8, tam dairenin yarıçapı 4, yarım dairenin çapı dikdörtgenin kısa kenarı ile çakışıktır diyor. Hedef tahtasını isabet ettiğine göre taralı bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır diye soruyor sorumuz da bize. Şimdi dikdörtgeni bu şekilde düşünün arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 16, bir kenar uzunluğu 25. Öncelikle tüm alanını bir bulalım. Tüm alanı nedir? 16 çarpı 25. Biz bu sorularda alan hesaplamak zorundayız. Çünkü alana isabet eder attığınız ok. İstediği bölgeler nereler? Şu taradığım yerler. Yani buraya isabet etme olasılığı soruyor. Olasılığımız neydi? İstenen durum bölü tüm durum. Bu zaten tüm alan dediğimiz tüm durumumuz. Şimdi istenen durumları bulalım. Çeyrek dairenin alanını bulmak demek tüm dairenin alanının dörtte biridir çeyrek dairenin alanı. Pi yerine 3 yazmamı söylemiş. 3 çarpı 8'in karesi bölü 4'ten 48 gelecek. Tam dairenin alanı pi çarpı re kare. Yine 3 çarpı 16'dan bu da 48 gelecek. Yarım dairenin alanı. Şimdi eğer yarım dairenin çapı 16 ise yarıçapı 8 olmak zorunda arkadaşlar. Pi çarpı re kare bölü 2. Bu da 96 geldi. Yani istediği durum 48, 48 ve 96'yı toplamış olduğum durum olacaktır. 96 artı 96. Yani aslında burada 2 tane 96 var elimde arkadaşlar. Böyle 16 çarpı 25 diyeceğim olasılığını hesaplarken. Sadeleştirme yapıyorum. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8. 8 ile 96'yı sadeleştirdim. 12. Yani yukarıda aslında şurada kalan işlem 12 bölü 25'tir diye sordu. Bana yüzde olarak soruyor arkadaşlar. Bunu yüzde yapmam için 4 ile genişletmem yeterli. 48 bölü 100 olacaktır. O zaman 17. sorumun cevabı da D şıkkı. 18. sorumuz. Yalnız bir rakamı kullanılarak oluşturulan en çok 9 basamaklı sayıların karesi alınırken diyor. Soldan sağa doğru birden başlayarak ardışık sayılar yan yana birer artırılarak yazılır diyor. Yani bir örnek vermiş, 9 basamaklı bir sayı alırken 1'den 9'a kadar yazmış. Sonra 8'den 1'e kadar azaltmış. Buna göre diyor 5 basamaklı 11.111 sayısının karesini bulan Fatma Gül bulduğu doğru sonucun tüm rakamlarını eşit büyüklükte kartlara yazarak bir torbaya atıyor. Buna göre diyor hangileri yanlıştır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi öncelikle 11.111'in karesini alırken ne yapacaktık? 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü 5 basamaklı 5'e kadar yazdım. Daha sonrasında 4, 3, 2, 1 diye devam edeceğim. Bunların her birini ayrı birer karta yazdığım için tüm durumum 9 olacak. Bana A şıkkında şunu söylüyor. Çekilen kağıt üzerinde 3 yazma olasılığı diyor. 2 bölü 9'dur. 3 yazma olasılığı. Arkadaşlar kaç tane 3'ümüz var elimizde? 2 tane 3'ümüz var. İstenen bölü tüm durumdan 2 bölü 9. Evet, bu doğru. B şıkkının diyor ki çekilen kağıt üzerine yazan sayının 2 olma olasılığı ile 5 olma olasılıkları eşittir diyor. 2 olma olasılığı 1, 2 tane 2'niz var 2 bölü 9. 1 tane 5'iniz var 1 bölü 9. 2 bölü 9, 1 bölü 9 eşit olmadığından dolayı bu yanlış olacaktır. C şıkkı çekilen kağıt üzerine yazan sayının 6 olma olasılığı. Arkadaşlar bu sayıların içinde 6 yok. İstenen durum 0 olacak. Tüm durum 9 olacak. 0 bölü 9'dan 0 yani imkansız olay olacak. Bu da doğru olacak. Çekilen kağıt üzerinde yazan sayının 1 olma olasılığı 5 olma olasılığından daha fazladır diye soruyor D şıkkında. 1 olma olasılığı 2 tane 1 olduğu için 2 bölü 9. 5 olma olasılığı 1 bölü 9. 2 bölü 9 1 bölü 9'dan büyük olduğu için de evet bu da doğru. O zaman 18. sorumuzun cevabı da B şıkkı olacaktır. 19. soru. Yukarıda verilen iplerin uzunlukları hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiş.
Verilen bilgilere göre mavi renkli ipin uzunluğu yaklaşık kaç santimetredir diye soruyor bize. X iki basamaklı en küçük asal sayı olacak. A sayısı x ile kök b'nin çarpımına eşit. B sayısı x artı 7 ile kök c'nin sayısı çarpımına eşit. Siyah ipin uzunluğu alanı 4 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğuyla aynıdır demiş. İki basamaklı en küçük asal sayımız nedir arkadaşlar? Bizim 11'dir. Yani 11 olacak. O zaman A sayısı x ile kök b'nin çarpımına, yani 11 çarpı kök b'ye eşit. B sayısı 18 ile kök c'ye eşit olacaktır 11 artı 7'den. Şimdi dördüncü öngörülük siyah ipin uzunluğu. Yani c'nin, kök c'nin uzunluğu. Kök c kenar alanı 4 metrekare olan bir karenin kenar uzunluğuna eşit. Eğer alanı 4 ise karenin kenar uzunluğu 2 metrekare olacak. O zaman kök c 2'ye eşit olacak. Kök c 2 olursa burada yerine yazarsam b 36 olacak. B 36 ise kök B 6 olacak. O zaman A 66 olacak. Yani şöyle. B'yi 36 buldum. Buraya 36 yazarsam bu dışarı 6 diye çıkacak. O zaman A sayısı 11 ile 6'nın çarpımına. Yani 66'ya eşit olacak. O zaman kök A kök 66'ya eşit olacak. Kök 66 hangi iki tam sayı arasında? 8 ile 9 arasında arkadaşlar. 64 ile 81 arasında olacak. 64'e daha yakındır bu sayı. O zaman en yakın olan sayıyı seçmem lazım. 8.1 olacaktır. Cevap o zaman A şıkkı. Son sorumuz 20. soruda. Gölün etrafında üst sıra tel çekecekmiş. Telin metresi 7 lira olduğuna göre bu iş için maliyetini gösteren cebirsel ifadeyi sormuş arkadaşlar bize. Gölün etrafını bulabilmem için çevresini bulmam lazım. Öncelikle bir sıra için ne kadar tel gidecek buna bakmam lazım. Sonrasında 3 sıra için hesaplayacağım ve maliyetini hesaplamış olacağım. Bir sıra tel çekmek demek, yani çevresi kadar tel çekmek demek. X artı 2, 2 çarpı x artı 7, 3x eksi 5, 3 çarpı 8 eksi x ve 2x artı 1. Burası x artı 2 olarak kalacak. 2 içeri dağıttım. 2x artı 14, 3x eksi 5, 24 eksi 3x, 2x artı 1. 2x, 3 eksi 3x daha eksi x artı 2x, 4x ve 5x. 24, 25, 24, 25. 5 çıkardım. 20, 34 ve 36. Yani 5x artı 36 olmuş oldu. Bu bir sıra tel için arkadaşlar. Ama Ergün Bey 3 sıra tel çekecekti. O zaman 3 çarpı 5x artı 18 diyeceğim. Yani 15x artı 108 olacak. Bu kadar metre tel kullanmış olacak. Metrenin 1 metresi 7 liraysa bu kadar metresi 7 çarpı 15x artı 108 diyeceğim. O yüzden son sorumuzun cevabı da 5 olacaktır.